ateşin var senin. Sirkeli su yapayım ben sana. Adam sana yanıkmış. Yanıkmış. Kim yanıkmış? Sen. Sana gelmişti o para. Cengiz, neden bahsediyorsun sen? Senin de o para. Ne parası? Sen. Kardeşiydi gene. Sen kocan. Karısı ölünce babası pişman olmuş. Ne karısı ne babası Cengiz? Ahmet. Ahmet'in babası sana para yolladı. Ahmet, benim eski kocam. Eyvallah, olsun yanıyorsun sen. Cahide Sultan, kahvaltı hazır. Anne. 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 Dura. Cengiz, nereye gidiyorsun? İşim var benim. Ne işin var? Hastasın sen. İyiyim ben, gayet iyiyim. Hayır, iyi falan değilsin. Sabaha kadar ateşler içinde yandın, sayıkladın, durdun. Şimdi karga... Nereye gidiyorsun? Ya işim var dedim. Ya ne işin var Cengiz senin? Tamam, ben de geleyim o zaman seninle. Şöyle çekil önümden. Çekilmeyeceğim çünkü ben senin nereye gitmek istediğini biliyorum Cengiz. Ya çekil önümden. Ya Cengiz... Özür dilerim. Yalvarırım ya, gitme diyorum işte. Aç kapıyı. Ama yalvarıyorum sana ya. Of! Her şeyi aldık mı? Aldım ben, çantasını falan aldım. Durun, sen annemin yanına bin, ben ölebiliyorum, tamam mı? Gidiyorum ben. Anneyim, anneyim. Hadi gözlerim, ne olur hadi. Alo, annem kötü oldu, hastaneye gidiyoruz. Evet, aynı hastane, Sipahi Hastanesi. Bizim avukat Mortingen galiba. Allah'ım, sen yine yüzümüze güldün. Şule, gel gel, başımıza talih kuşu konuyor kızım. Allah'ıma kitabım, o tünelin sonundaki ışık göründü. Lami cimi yok.
Milyonlar geliyor artık. Böyle deste deste salona serilecek. Ne mana çıkarmalıyım şimdi bu söylediklerinden? Hiçbir mana çıkarmana gerek yok. Böyle zil takıp oynayacaksın kızım. O sarı kelli avukat var ya. Ya cortladı ya şu an hemen cortlamak üzere. Cengiz, bak eğer bir şey yaptıysan. Ben hiçbir şey yapmadım şöyle ya. Allah beni seviyor kızım. Bak şu parmağımı kıpırdatmadım ben. Zile basmama gerek kalmadı. Köşeye bir döndüm. Ah Cahide Hanım böyle palas pandıras ambulansta yatıyor. Galiba mortu. Yaptım ben de. Dedim yani bunu nasıl kutlayacağız? İçecek bir şeyler aldım geldim. İyi. Neye surat yapıyorsun? Ha? Bak surat yapıp benim keyfimi kaçırma şöyle. Karışmam sonra. Hem kimin için surat yapıyorsun? O Cahide karısı için mi üzüleceğim yani? Başka işim yok mu benim? Sana ev tuttu. Cebine para koydu. Üzülme tabii Cengiz'im. Niye üzüleceksin? Şöyle bak yine karnından konuşuyorsun. Bunlar bana hiç gelmiyor ya. Beni kudurtma. Al götür şunları baba. Ne zaman uyandı bu? Yaralandığınız sıkıntı hemen bakılması lazım. Uyanmış mı? Ha. Nerede kız? Yok. Şule. Ben de görüyorum ki yok. O yüzden soruyorum sana. Kız nerede? Vermediler mi? Söylemedin mi kızım Cengiz söke söke alır diye? Ya sen bana trip mi yapıyorsun hala? Şule ne oluyor diyorum ya? Kadın öldü. Oh be! Bak baban sana ne aldı? Her şeyi öğreteceğim sana. Ha? Eski fırtınaydım ben. Sakin ol. Bekle. Bak neler yapıyor babam. Bak. Bak. Beni izle. Gördün mü? Ha? Atacağım mı lan kafa? Gel. Vur. Ha? Vur bir tane daha. Vur. Hadi. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor Hasan'ım? Gol mü geliyor? Vurdu. Vurdu. Gol oldu. Geçtin kaleye. Geçtin kaleye. Bekle. Kuruyorum barajı. Bekle. Yapıştırıyorum şimdi. Aç kolları baba atıyor. Tamam, hadi. Vurdu, gol oldu. Paramın bir kısmını ben oğluma harcayacağım. Futbolcu yapacağım onu. Kral yapacağım, kral. Antrenmansa antrenman. Hocaysa hoca, en iyi hocası ben olacağım ulan. O zengin çocuklarının var ya...
Atacağız böyle golleri kaleye. Lak lak lak. Görecek onlar. Acımak yok. Paramı oğluma harcayacağım ben. Kimse yapmaz onu bu kıyağa bak. Kendi parasıymış. Ne dedin sen? Şey demedim. Çocuklarının parasını çocuklarına harcıyorsun. Ne güzel işte. Bana bak, bu konuda netleşelim. Şule Hanım, bu para benim param. Ben bu parayı sırtımdan ter kan akıtarak kazandım, tamam mı? Bu benim hakkım. Para meleğin. Bu evdeki melek de benim işte. Kanatsız melek. Hepinizin iyiliğini düşünüyorum kızım ben. Öyle mi? Hepimizin iyiliğini mi düşünüyorsun? Tabii. Çocukların, senin. Benim iyiliğimde mi? O zaman Ahmet'in ailesinin gönderdiği parayı niye hiç ettin? Ha? Neden o paraya el koydun? Ahmet mi? Bunu sana kim söyledi ya? Sen dün gece ateşliyken sayıkladın. Adı üstünde işte. Sayıklamışım. Ya adıyla, sanıyla, harfi harfinde sen bunu dün gece söyledin Cengiz. Sayıklama falan değil o. Ya tamam kes. Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Neden o paraya el koydun ya? Bir de meleğim diyorsun. Kanatsız melekmiş. Kime ne faydan var ki? Eğer de o parayı cebine alıp harcadıysan, cebine attıysan gerçekten gözün... Ya tamam! Bir dahakine sıyırmam ha! Kırkı çıkmıştır ha. Bir avukat hanımları ziyaret edin. Daha fazla beklemeye gerek yok. Ölüye saygı dedik. Acılara var dedik. Geri duyduk. Yaptık vazifemize. Şimdi girelim mi mevzuya? Ziyaret edelim Güneş ailesini. Zahmet etme. O ne demek kızım? Gideceğim, payımızı isteyeceğim işte. Ölüm hak. Miras helal. Biz kendimizi istemezsek gelip böyle elimize payımızı vermezler, unutma. Vermezler. Çünkü öyle bir pay yok. Ya Şule, bal gibi var. Burada beraber kulaklarımızla duyduk. Mirasın bir kısmı meleğin. Melek bizim. Demek ki miras bizim. Hı? Ne bakıyorsun ya? Bömböm. Basmadım o kafa. Neyse sen yorma kendini. Ben ne diyorsam o. Ben meleği verdim evlatlık. Onlara. Bayağı belgelerle, imzalarla verdim. Artık meleğin velayeti Gamze'de. Bizimle bir bağı yok yani. Yani öyle para, mal, mülk. Bunlar meleğin. Melek de onların. Artık meleğin bizimle hiçbir bağı yok. Olmasın da zaten. Bittim, tükendim artık. Melek bir seçim yaptı mı? Yaptı. Onları gitti mi? Gitti. Uğurlar ola. Bundan sonra artık sen, ben, oğlumuz. Yani öyle bir bağ, bir alacak, verecek falan artık istemiyorum Cengiz. Anladın mı? Hiçbir şey istemiyorum. Melek onlara gitti. Melek zaten akıllı bir kız. Kendine bir hayat kursun bundan sonra. İyi bir hayat kursun.
Ne olacak da ne olacak ki? Niye gülüyorsun, komik mi? Komik tabii kızım. Dev komik ya. Şule. Bak sen beni güldürdün ya. Sakın benden aynı performansı bekleme. Sen bir anlat bakayım bana ya. Arkamdan ne atlar karıştırıyorsun? Hani ben karar veremiyorum çünkü hepsi çok güzel. Acelemiz yok bir tanem. Hepsine bak tek tek. Hangisini beğenirsen en çok onu seçersin. Hı? Buyurunuz. Teşekkürler. Buna ne dersin? Aa, çok güzel. Hani böyle şey olur ya... masallardaki prenseslerin odalarına benziyor aynı. Sen de bizim prensesimizsin Bıdık. Yakışır sana. Tuna. Efendim? Karar vermeden bunu da bir gör. Hı? Peki. Hani bu hayallerimdekilerden daha güzel. Ya şimdi bu benim odam mı olacak? Çok teşekkürler annem. Canım. Karar verdiğimize göre artık hazırlıklara başlayabiliriz. Ama önce bir şeyler yiyelim güç toplamak için. Olur. Az daha beklesek Gamze gelmek üzeredir. Hep birlikte yeriz olmaz mı? Hı? Olur. Çok aç değilsin değil mi? Zaten çok aç değilim. Tamam. Gamze teyzem gelsin öyle yerim. Tamam. Gamze şimdi mahkemeden mi gelecek? Her şey bitiyor yani. Bugün netleşecek her şey. Gel bakayım. Sen şimdi bizim kızımız mı oldun ha? Gamze güzel haberlerle gelsin. Biz de şöyle güzel Boğaz'da bir yemeğe gideriz mesela. Şahane olur. Açık havada birlikte ailece. Hepimizin ihtiyacı var bence böyle bir şey. Keşke annem de görebilseydi bugünü. Keşke. Aa, Gamze teyze. Canım. Çok teşekkür ediyorum sana. Sen benim için çok şey yaptın. Gamze. Tamam değil mi? Buyurun. Melih'i alacağım da. Memur beyler de benimle buraya kadar yoruldular ama. Hayır, pek mümkün değil artık o dediğin. Abla. İyi ki gelmişsiniz memur bey. Vallahi bakın yani benim rızam olmadan hala kızımı alıkoymaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne saçmalıyorsun, kızım falan değil. Yalan söylüyor. Ya biz alıkoymuyoruz Turna'yı. Evlat edindik, bizim kızımız o. Abla bir saniye. Haklı. Bakın. Buyurun siz karar verin memur bey. Kim yalan söylüyor? Adı Melek Yıldız. Baba adı Cengiz. Yani ben oluyorum. Benim kızım gördüğünüz gibi memur bey. Nasıl oldu ya?
Gamze, nasıl olur böyle bir şey? Hanımefendi, lütfen zorluk çıkarmayın. Verin çocuğu. Sağ ol. Alayım ben onu. Çok mutsuz oluyorum ben. Şimdi değil. Hadi. Bekleme yapma. Hadi, hadi. Melek. Dur kızım, sana böyle ağır çanta taşıtıyorlar ya. Ver, baban taşısın. Adresliğe bakar mısınız? Tabii huyunu bozuyorlar kızın. Aklını karıştırıyorlar. Buyurun memur bey. Yoksa benim bir tanem terbiyelidir. Çok saygılıdır amcası. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Geç. Babacığım, ağlama ablam. Gel bakayım. Geçti tamam, geçti ablam. Geçti. Hiç üzülme artık, ablam geldi. Bakma, öyle içecek bir şey getir. Gel ablam bir şey. Hadi gel biz yukarı çıkalım. Gel hadi gel. Gel. Biz ne yapalım bakalım. Yukarıda ne yapalım? Hoppa. Hadi gel. Biz gidelim. Hasan'ın bir odasına bakalım. Ne yapıyormuş, ben ne yaptım? Ben yokken ablam ne yaptın? Ne yaptın sen? İçecek bir şey yok, bir su var. Su getireyim mi? Gel. Evde içecek yok. Ben sana söylemedim mi o dolap boş kalmayacak diye? Niye almadın? Çünkü önce o man kafa alacak. O kafa alacak ki sen de çıkacaksın, bir şeyler alacaksın falan filan. Ama bu kafanın gidik hali bizim işimize yarıyor ya bazen. Kızım sen nasıl hatırlamıyorsun ya? Attık imzaları, notere gittik, nüfusa gittik. Ha? Cevap da mı yok? Hasan'a nüfus kağıdı çıkarttın. Onu hatırlıyorum, ötekini hatırlamıyorum. Kapı 1 milyon tabii. Ama olsun, böyle daha iyi oldu ha. Valla büyük sürpriz oldu bana. Önce bir beni. Dedim ne oluyor? Ama vallahi iyi oldu mis. O Zeynep'in yüzünü çünkü gördüm o halde. Ömre bedel. Çıkıyorum ben, işim var. Ha. Bir daha bana sürpriz yapma, tamam mı?